Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Garip Bey'le birlikteyiz. Bizim bahçenin kralı. Kendini kral zannediyor. Garip Bey, bu havalar kimi? Hı? Garip ön tarafı aldık arkadaşlar. Birkaç gündür beri yoğun bir yağmur, fırtına vardı yine burada. Zaten gördüğünüz gibi her yer çamur yine. Bugün güneş çıktı, kurudu değil mi? Garip'i buraya aldık. Garip'in yuvasında başka köpeğimizi koyduk. Yavruları koyduk oraya değil mi? Ne yapıyorsun bakalım? Hı? Ne bağırıyorsun sen? Bir saatte bir bağırıyor, bir bağırıyor. Kapıya köpek gelmiş. Vay efendim niye gelmiş? Sen niye geliyordun daha önceleri? Hı? Bu arada arkadaşlar niye video atmıyorsunuz vesaire diye sürekli soranlar var yorumlarda. Bu arada çok teşekkür ederim duyarlarınızdan dolayı. Aradaki gün farkını bile dikkat edin arkadaşlarımız var. Her videomda söylüyorum. Rahatsızlığımdan dolayı maalesef bir haftadır her gün hastanedeydik diyebilirim. Bunun nedeniyle diğer kanalımıza da video atamadık hatta. Çocuklar da yani benimle birlikte oldukları için hastane böyle. Bugün de biraz kendimi daha iyi hissediyorum. Böyle bir bahçeye çıktım. Hem de biraz güneş açmışken hava alalım dedim. Değil mi Garip? Tabii Garip olsun, diğerleri olsun onlar da perişan oluyorlar. Benim peşime koşunca herkes evde. Bunlar eve yalnız kalıyor. Ne yapıyorsunuz o zaman? Bağırışıyorsunuz değil mi? Yemek saatleri gecikiyor vesaire. Kızıyorlar sonra. Tamam sevdik oğlum, bir saattir seviyorum. Şimdi size yeni köpeğimizi göstereceğim arkadaşlar. Yeni köpeğimiz derken yani bizim ev barınak gibi oldu. Hani bizde mi var o enerji mi diyeyim, sinerji mi diyeyim artık hani ya da burada çok köpek olduğu için dışarıdaki köpekler aa burada bir şey mi var acaba biz de mi gidelim mantığıyla mı hareket ediyorlar bilmiyorum. Yani bu kapıya sürekli birileri gelip birileri gidiyor. Karınlarını doyuruyorlar. Sonra geri gidiyorlar. Çok üçkağıtçılar. Ama bir tanemiz var. Yaklaşık 3-4 gündür burada dediğim gibi ben hep hastane böyle gece yarıları falan kapıda görüyorum sadece. Onunla da çok fazla ilgilenemedik. Sadece mama ve su veriyoruz. Geçen videoda da söylemiştim. Bir tane yuva vardı. Onu yapalım tamiratını diye. De yine kaldı. Yani Tayfun'un da işleri vardı. O da yok. Ben zaten onu yapacak şeyde değilim. Bakalım bilmiyorum. Sana yuva yapacağız hanımefendi. Bu da böyle güzel bir kız arkadaşlar. Bu da küpeli. Bunun kilosu falan gayet yerinde. Çok akıllı. Ama bizim bahçedekiler bunu istemiyor. Bir bahçeye sokalım dedi. Kıyamet koptu ya. Kıyamet koptu. Bunun da tüyleri çok dökülüyor. Yerler hep tüy böyle. Kızım bu sahipli mi diyecektim. De gerçi küpe olmaz değil mi sahipli olsa. Yani kilo olarak yerinde. Ondan ne bilmiyorum hani biraz daha bakımlı gözüküyor. Ay tamam yani ha ne var? Hep seni mi seveceğiz Garip? E tamam. Bak onu seviyorum diye böyle kızıyorlar. Arkadan da hares inliyor duyuyorsunuzdur. Değil mi kızım? Bu da böyle güzel bir kız. Mahmur, sesi yok. Öyle bakar sadece. Değil mi? Hiç gitmiyor buradan. Bir tane daha vardı. Geçen videoda da söylemiştim. Tayfun'u gördüm koşarak geliyor falan diye. O erkekti ve bayağı uzun boylu bir köpekti ama çok zayıftı. Geçen gün hastaneye giderken yol kenarında ölüsünü gördük arkadaşlar. Ay o kadar kötü olduk ki yani. Araba çarpmış. Ay yani biz hani diyorduk niye gelip gitmiyor falan diye. Çünkü kesin bir şey olduğu belliydi. Ama maalesef o da ölmüş. Yani ne diyeyim. Yani bu civarda hakikaten çok fazla başıboş köpek var. Hepsi aç. Hani tahmin ediyorum size diyeceksinizdir birçok arkadaş şey söyle işte onu alın bunu alın. İnanın alalım tabii vicdanen gönlümüz istiyor ama inanın bakmak o kadar zor ki. Zaten şu an kendi canımızın derdine düşmüşüz arkadaşlar. Yani o sorumluluğu almak şey geliyor güç geliyor artık. Zaten bizde de çok fazla sayıda var. Bunun bakımı yemesi içmesi vesaire bedensel olarak da kış da geliyor. Yani kalacak yerleri vesaire derken hakikaten sıkıntı oluyor. Kızım annenin ne söyler gibi konuştu galiba uyumaya başladık. Kızım bir kalk da bir boyunu pozunu görsün arkadaşlar. Kalk kalk. Hasta mı acaba bu bilmiyoruz. Bunu da bir müsait olunca bir gösterirsek mi acaba? Ay dur tamam bir şey yapmadım. Ne oldu bir yerin mi acıyor senin? Ama bir baksaydık kızım. Bir bakalım. Ama yaran beren varsa bir bakalım hadi. İstemiyor musun? Isırmaya çalıştı beni. Senin üçkağıtçı. Ben fazla güvenemiyorum. Kaçayım yandan. Böyle bir hırlıyor gibi yaptı. Bu da burada işte
gördüğünüz gibi yani bana hırladı. Besle kargayı oysun gözün değil mi hanımefendi? İyilik yapayım dedim ya. Hep yatıyor. Acaba yarası beresi mi var? Çünkü dediğim gibi hiç evde değildik, ilgilenemedik. Hep yatıyor. Şey yapamadım. Ya sen. Ya şu tipe bir bakar mısınız ya? Ya bu nasıl bir tipsizlik? Kalk. Kalk. Zincirde kocaman gez diye dolanıyor sonra böyle. Kalk. Hadi isim oradan bağırıyor da beni sevmiyorsunuz diye. Yeni köpek gelince bizi sevmiyorsunuz diye kızıyorlar. Heh, atla hemen üzerime. Garip, çok tatlı, çok oyuncu bir köpekti. Çok havlıyor arkadaşlar. Yani sabaha kadar hiçbir şekilde böyle susmuyor. Neyi havlıyor bilmem. Onun için de biraz bu tarafa aldık aslında. Diğerleriyle mi şey yapıyor diye. Onun yerine de başka köpekleri koyduk. Ne oldu Nick? Köpek mi geldi? Eyvah eyvah arkadaşlar, kapıya başka köpek geldi diye bizimkiler kudurdu. Ay tamam. Hadesin. Ay Hades oradan çıkar mı acaba? Bir. Tamam Marley, tamam. Eyvah ya, süslüye bakar mısınız? Süslü de havaya. Ay süslü. Hades. Annem. Şurada başka bir köpek dolaşıyor. İşte bizim burası böyle arkadaşlar. Yani gelen köpekler, dediğim gibi burada artık şey, bizde çok fazla köpek olduğu için arkadaşlık mı arıyorlar anlamadım ki. Sürekli bir başka köpek geliyor. Dur Hades, dur. Eyvah. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yalnız bakar mısınız, en çok tepkiyi garip gösteriyor. Kızım geç buraya, hep sen getiriyorsun o köpekleri. Gel. Bak. Ay. Tamam. Yok bir şey, tamam. Eyvah. İşte böyle sürekli bir kargaşa. Tamam Marla. Marla da yuvayı yemekten bir hal olmuş. Garip, kim geldi oğlum? Kim gelmiş bizim kapıya öyle ya? Ne arıyorlar değil mi burada? Olmaz mı? Burası garibin mekanı. Değil mi oğlum? Kızım sen ne yapıyorsun? Niye her gördüğünü buraya çağırıyorsun bakalım? Hı? Bak garip istemiyor, kızıyor. Hey ne oldu? Eyvah. Ya garip. Bak bir şey yaparsınız ben sizinle baş edemem ha. Salarım hepinizi artık, yapacak bir şey yok. Bak. Ay. Nereye gitti acaba? Ha, bak geliyor bak. Oğlum. Ne oldu? O da az önce buna hırlıyordu yalnız. Herkes gücünün yetine. Kızım erkek mi bilmiyorum. Gerçi erkeğe benzettim tip olarak. Kızım sen mi çağırıyorsun bunları? Hı? Sen mi çağırıyorsun? Dur bakalım. Garip, içeriye alıyorum onu. Garip. Gel. İçeriye alıyorum bak. Alayım mı? Alayım içeriye. Ay nasıl da böyle kavga meraklısı hepsi. Bunun arkadaşı galiba o. Yalnız o da çok asık suratlı böyle. Bak. Ay Hades'e gidiyor. Hades'e şey yapacak şimdi. Dur. Hades zincirini kopartırsa işler kötü. Tamam garip, bir dakika oğlum. Ay. Tamam bir dakika dur. Çık oradan, bak dolanacaksın. Eyvah. Yani tam da böyle videonun içinde olacak işler arkadaşlar. Ben onu gönderemem de şimdi. Ne oldu oğlum? Hadis beni korkutuyorsun sen. Tamam Hadis bir sesinizi kesin bakalım hadi. Bir dakika Hadis, şu zincirine bir bakayım ben seni.
Bak, bak. Oğlum git buradan. Neyse arkadaşlar, ben bir videoyu toparlayacağım. Yoksa kavga çıkacak burada. Onu bir şekilde göndermem gerekiyor. Nasıl göndereceğim bilmiyorum. Biliyorum, bir tane ekmek alayım, ekmek vereyim. Belki de onun peşine gelir. Bak bahçeye girdiler. Eyvah eyvah. Bu bahçe kapısını kim açık bırakmış? Ya çıkın oradan. Diğer tarafa geç. Git. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi ben videoyu toparlayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.